Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim bir hayrın işlenmesine vesile olursa ecirde yani mükafatta ortaktır. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de, İmam Ahmed bin Hanbel'de sahih bir rivayet olarak geçmektedir. Bu kıymetli nasihattan anladığımıza göre Müslüman hayır yollarını bilen, gücü yettiği güzellikleri işleyen, gücünün yetmediği iyiliklere aracı olan kimsedir. Müslüman hayrın yayılmasını, insanların hayrın etrafında toplanmasını arzulayan kişidir. Müslüman hayır yollarını büyük ve küçük demeden kabir ve ahiret hayatının kurtuluşuna vesile görendir. Değerli kardeşlerim, genelde bütün insanların, özelde ise Müslüman kardeşlerinin sıkıntılarını çözme, ihtiyaçlarını giderme konusunda mümin kimse bal arısı gibidir. Nasıl ki o küçük canlı farklı çiçeklerden beslenerek insanlığın istifadesine temiz ve şifa yüklü bal üretiyorsa, mümin kimse de hayrın bahçelerinden insanların kanayan yaralarına, onların kalp ve beden dünyalarına tesir etmek için çalışır ve çabalar. Bunun karşılığında ise Rahman ve Rahim olan Allah Azza ve Celle'den büyük mükafatlar ve hayırlar elde eder. Bu kimi zaman hayırların yollarına muvaffak olma, hayır işleme konusunda Allah'ın yardımına ve Allah Azza ve Celle'nin rahmetine gark olunurken, kimi zaman da musibetlerden, sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesinde, Allah subhanehu ve teala da kitabında mümin erkek ve mümin kadınlara, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara hayrın bütün yollarını, bütün çeşitlerini sunmuştur, istifadelerine koymuştur. Şimdi ne olur bir an düşünün güzel kardeşlerim. Bir Müslümanın yürüdüğü yoldaki ayağına batacak taşı ve çalıyı kaldırmanın ecri vardır. Yolda size bir adres sorana yol göstermeniz, rehberlik yapmanızın bir ecri ve sevabı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih rivayetlerinden öğrendiğimize göre İsrailoğulları içerisinden yolda yürürken susayan hayvanlara, canlılara, bitkilere faydalı olanların, hayırlı olanların, hayrın yollarını gösterenlerin cennetle müjdelendiğini, günahların affedildiğini öğrenmekteyiz. Peki şimdi ne olur biraz daha düşünün. Adem oğlunun şu dünya hayatı içerisinde en fazla ihtiyacı olan hidayet kapılarının onların üzerine açılması için çabalarınızın karşılığı sizce nasıl olacaktır? Bir insanın küfür dehlizlerinden çıkmasına, günahın dipsiz kuyularından kurtulmasına vesile olmanın ecri, sevabı sizce neyle ölçülecektir? İnsanların her geçen gün dünyevileştiği, dünyaya bir ilah gibi baktığı, nefsini putlaştırdığı, bencilleştiği, hayrın yollarından kaçtığı, şerre müptela olduğu veya şerre müptela kılındığı günümüz dünyasında insanların ellerinden tutmak, hayrın ve hidayetin yollarına onları sevk ve idare etmek, aman Allah'ım, ne kadar kıymetli olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'nin ve Müslim'in ittifak ettiği, Ebu Hureyre'nin de aktardığı bir hadisi şerifinde, kim doğru yola çağırırsa,
Başka bir hadis-i şerifte kim hayırda bir çığır açarsa ona o doğru yol üzerinde insanlar oldukları müddetçe, o doğru yol üzerinde amel ettikleri müddetçe, sebat gösterip sabrettikleri müddetçe tas tamam ecir alanların sevabına ortak olacaktır buyurmaktadır. Bizler Müslümanlar olarak bu hadis-i şerifin gölgesinde şu iki şeyi ne olur unutmayalım. Ya mümin bir kardeşimizin bildiği bir hayrı ona hatırlatır, elinden tutar, işlemesi konusunda teşvikkar oluruz. Ya da onun hiç bilmediği, farkında olmadığı bir hayrı öğretiriz. Sonuç, o mümin kardeşimiz o amel üzerinde olduğu müddetçe bizim hanemize ecir yazılmasıdır. Örneğin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işleyenlerin, sebat edenler için ilk zamanlarında zorlandığı, ancak salihlerin, abidlerin, muttakiler için kolaylaştırıldığı gece yatarken uygulanacak bir sünnet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gece yatarken 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber dedikten sonra 100. defa La ilahe illallah deyiniz buyurmaktadır. Bir kardeşinize bu hadis-i şerifi aktardığınızda ve o kardeşiniz her gece yatarken bu sünnet üzere uyursa size, sizin hanenize, amel defterine onun ecri ve sevabı yazılacaktır. Hele siz gece bu ameli işlemekten gafil kaldığınız bir sırada o kardeşiniz bununla amel ederse yine sizin hanenize ecir olarak yazılacaktır. Bu ne kadar güzel bir şey. Hadi basit bir daha sünnet öğrenelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kardeşleriyle beraber otururken kim bir gün içerisinde 1000 ecir kazanıp 1000 günahının silinmesini ister? Sahabeler sorarlar, ya Resulallah, biz bir gün içerisinde, 24 saat dilim içerisinde rızkımızı temin ederken, Allah yolunda cihad ederken, davet çalışmaları yaparken, bunların bütün toplamlarında 1000 tane iyilik, 1000 tane sevap nasıl işleriz dediğinde, Allah Resulü Aleyhisselam onlara çok kolay bir hayrın yolunu açtı. Dedi ki, kim bir gün içerisinde 100 defa Subhanallah derse, Allahu Ekber. Sor mu kardeşlerim? Başka hadiste Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, dudağa çok kolay gelen bir sözdür. Dil için çok basit bir sözdür. Subhanallah. Zakirler için kolay, abidler için kolay, muttakiler için kolay bir sözdür. Ancak münafıklar için, Allah'tan uzaklaşanlar için, ahiretini unutanlar için dudaklarının üzerine konulan tonlarca ağırlıktan daha zor bir sözdür. Allah Resulü dedi ki, kim bir gün içerisinde 100 defa Subhanallah derse ona 1000 ecir yazılır veya hadisin devamında dedi ki 1000 tane kötülüğü, yani yapmış olduğu yanlış silinir. Şimdi bir kardeşiniz bununla amel etse, hem benim şahsıma şu an elhamdülillah bir ecir kazanacağım, hem bunu aktaranlar, bunu birbirlerine yayanlar bundan ecir kazanacaklardır. Şimdi biraz daha düşünelim. Bizler hidayetten uzak, delalet sahibi insanların ellerinden tutsak, sırat-ı müstakime ulaşmaları konusunda aracılar olsak, vesileler olsak, onların istikametlerinin doğrulması noktasında, hedeflerinin ahiret ve firdevs cenneti olması konusunda yardımcı olsak, yani biraz daha açayım mı? Dün içki içen, dün zina eden, dün haramları kendi dünyasının helalleri gibi gören, dünyaya dolu dizgin koşan insanların yarın gece ibadetleri yapmalarına, 3 aylara girdik elhamdülillah, Allah Azza ve Celle Recep'i, Şaban'ın hakkını vererek Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı bizlere nasip etsin. 3 aylar içerisinde zahidane amel işleyen bir insan haline onu getirmeye muvaffak olabilsek
Ne var biliyor musunuz aziz dostlarım? O sırat-ı müstakim üzere kaldığı müddetçe bizim hanemize ecir yazılacak. Hem de nasıl biliyor musunuz? O zahit kişinin, o abid kişinin, o muttaki kişinin, o muvahhid kişinin yaptığı ama senin yapamadığın, onun öğrendiği ama senin bilmediğin, onun cesaret ettiği ama senin korktuğun bütün amellerden Allah Azze ve Celle sana bir pay ve ortaklık verecektir. Bu ne kadar büyük bir mükafat aziz dostum. Şöyle biraz daha düşün, tahayyül et, ahirete doğru git. Kıyamet günü insanların defterlerinin havaya atıldığında, her birinin önüne sayfaların teker teker düştüğünde, bütün insanların amel defterlerine bakıp da aman Allah'ım, burası büyük küçük demeden her şeyi kaydetmiş ama Allah'ım ben böyle bir amelin sahibi değilim. Ben dünya hayatında cesur bir adam değildim. Zalimlerin seslerinden korkan, atların kişnemelerinden ürperen, kılıçların şakırdısından cesareti kırılan bir adamdım. Ama bana gazilerin ecrini vermişsin. Allah yolunda ter ve kan dökenlerin, Allah yolunda ağlayanların ecirlerini yazmışsın. O amel defterine yazılan ecir senin dünya hayatındayken belki çok önemsememiş olabilirsin. Ancak bir insanın hidayetine vesile olduktan sonra o şahsın Allah yolundaki cihadının bereketi sana yazılmıştır. Allahu Ekber. Belki hayatın içerisinde çok ciddi amellerin sahibi değilsindir. Ancak hidayetine vesile olduğun insanların İşlemiş olduğu her bir amel senin hanene yazılır. Var mı güzelim, güzel kardeşlerim? Bundan daha hayırlı, bundan daha bereketli işler ve ameller. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari ve Müslim'de muttefakun aleyh, rivayet edilen hadis-i şerifte dedi ya, kim de hayrın kapısını açarsa, hayırda çığırı meydana getirirse, yani bulunduğun mahallede, bulunduğun sokakta, çalıştığın iş yerinde, okuduğun üniversitede, ne dersen de, mescitte, vakıfta, hiç fark etmez. Bir hayrın işlenmesine, 21. yüzyılda, 2021, 2022, 2023'e adımladığımız dünyada, Müslümanların fevkinde olmadığı, Müslümanların tahayyül edemediği, Müslümanların düşünemediği, kafirlerin ve zorbaların sırtına hançeri vuracağınız güzel bir projenin sahibi olursan, ne olacak biliyor musunuz? Ölseniz de, bu dünya hayatındaki hikayeleriniz, kıssalarınız bitse de, insanlar sizi telefonlarından silseler de, o açmış olduğunuz çığırdan birileri yürüdüğü müddetçe sizin hanenize tas tamam ecir verilecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aziz dostlarım, kıymetli kardeşlerim, muhtereme bacılarım, dikkat edin. Şu yaşamış olduğumuz dönemde, özellikle belki ahir zaman ümmetinin karşılaşacağı sorunların büyüklüğü içerisinde, yaklaşık bir yıldır salgın hastalığının hem ruhen hem de bedenen bizi daralttığı bu günlerde. Dikkat edin, İslam aleminin yüzünü güldürecek, Müslümanların keyfini artıracak, ihtiyaç sahiplerinin muhtaçlığını giderecek, müminlerin Allah'a olan bağlarını kuvvetlendirecek. Ama şimdi ne olur kulağınızı bana bir doğru biraz daha çevirin. Zalimlerin ve zorbaların da keyfini kaçıracak, onları ürpertecek, onların gücünü kıracak, cesaretini yok edecek, yeri geldiği zaman birlik ve beraberliğini dağıtacak bir projenin sahibi olduğunuzda, büyük bir çığır açtığınızda, belki senin yaşadığın dönem içerisindeyken insanlar bunu kale almayacaklar, görmeyecekler, işitmeyecekler, bilmeyecekler. Ya da dalga geçileceksin. İşte bu 21. yüzyılın klavye mücahitleri diye dalga geçilecek bir insan olacaksın. 21. yüzyılda ayakları yere basmayan projenin sahibi olarak anılacaksın. Ama ne olur unutma. Yeryüzüne atılan hayır tohumları hiçbir zaman çürümez. Bir gün toprağı deler, filizlenip meyve veren bir ağaca dönüşür. Tam belki 10 yıl sonra,
100 yıl sonra Allah Azza ve Celle senin atmış olduğun, insanların gülüp geçtiği ve eğlendiği, dalga geçtiği hususu çatlatacak, Müslümanların gündemine sokacak ve belki sen 100 yıl sonra hiçbir şeyi görmeyeceksin. İnsanlar senin tohumundan, hayır bahçenden, hayır projenden istifade edecekler. Kıyamet günü de sen çok şaşıracaksın amel defterine yazılan ecirlerle. O yüzden ey Müslüman kardeşlerim, hayrı büyük ve küçük ayırt etmeksizin hayrın avcıları, hayra yönelen oklar olunuz. İsabet ettirdiğiniz her bir hayırlı hedef hem hanenize yazılacak bir ecir, hem hayrın yayılmasına büyük vesile olacaktır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.